Emine Hanım, finali sende yapacağız. Evet, ben de yapacağız. Hiç konuşmuyorsun, kapalı kutusun, çözemedim seni. Çözemediniz mi? Vallahi. Çözersiniz oğlum. Artık inşallah konuşursan çözeriz. Bugün sessiz kalıyor çünkü kendi gününe. Sessiz yok, daha yok, kendi gününe oynamaktan değil, evet. Yapım bu. Çok sessiz kaldım. Yok be, pazartesinden beridir öyle ya. Birazcık daha sessiz bugün. Yapım bu. Pazartesi konuştu mu ya, vallahi hatırlamıyorum. Pazartesi evet. Pazartesi konuştu. Salı konuşmadı. Birileri vermek Salı için. Pek konuşmadı. Hayır, ama en düşük puanı da yapıştırdı. Kaç vermişti ben unuttum. 4. Size mi? Hayır. Bize kendi gününe oynadığı için yatırım evet, yapıyor. Ben bir gün mü oynamadım? Şimdi bunlar herhalde. Çatalları da isterseniz koyun hepsini. Bugün sana herhalde yatırım ettim. Yaptığı için bilmiyorum. Ellerine sağlık. Yok yok. Yani yoksa yatırım yapmıyorum. Hak neyse o. İki masadaki masa, kendisi de diğer gelinin bazı verdiği cevaplara eksiklerini eleştirdiği halde ve bir önceki pazartesi günü de düşük bir olmayan masalar olduğu halde 6 puanı ondan da az gördüm. Hani o iki masayı değerlendirerek verecekti. Hayır, siz daha mı yüksek bekliyordunuz Emine Hanım? Ya bir önceki iki günün performansına göre bekliyordum. Beğendiklerimi puanını verdim ben sana. Güzel puanlar aldın. Güzel puanlar aldım. Bugün ben göreceğiz o zaman. Bugün yani. Daha bakacağız yani. Ben gün bitmedi. Allah ben belki en bu masada en hak yani doğru kendimi görüyorum. Emine Hanım biraz içine kapanık. Onun fazla yani ne düşündüğünü şey yapamıyorum. Çözemedim. Oynamış da olabilir çünkü insanların kalbini bilemiyorsun. Ne düşündüğünü, kalbini bilemiyorsun. Mesut Hanım hayır katılmıyorum. Ben ona da hak ettiği puanı da verdim. Dün de hak ettiği 6 puanı da verdim. Yemeklerin lezzetine göre değerlendirip 6 puanı verdim. Ya bakın. Kabullenmek yemek olmamıştır. Evet olmamış. Nursel Hanımcığım birazcık da biz konuşalım. Müsaade edin. Neval olmasın. Şaşırdı artık kafa gitti. Soruyor, o kadar konuştun ya. Tabii ki Emine Hanım o gün geline çok güzel cevaplar verdin. Konuştun yani. Verdim ama şu an çok sessiz. Çok geldi. Çünkü yarın kendi gününe şimdi oynayayım. Vur vur tam orada kulağımın dibinde gelin zaten o kadar da vur etmedi belki gelin yani. Neval Hanım çok konuşuyor. Yapı meselesi mi diyeyim? Çok fail olduğu için alışkanlık yapmış herhalde. Ondan çok konuşuyor. Sürekli kendi konuşuyor. İşte biz arada bir boşluk bulursak kendimizi araya ifade etmeye, yorum yapmaya çalışıyoruz. Çok konuşuyor. Biz konuşmak istediğimizi onun konuşmasını kesmemek için müdahale edemedik. Saygı göstermiyor bize. Sürekli kendini öne çıkartmaya çalıştı. Hiç kimse hiçbir şeyi umut değil, eleştiri yapmadı. Çok mutluyum. Ya bu kadar beklemiyordum. Ama ben elime güveniyordum ya. Elimin lezzetine gerçekten güveniyorum. Sürekli hani yine konuştu yani. Biz eleştirdikçe o hani attan almadı. Sürekli bastırdı bizi yani. Evet o anlamda demiştim. Hayır o kadar düştü. Biraz sinirli bir yapısı vardı. Evet doğru. Kendimi de zaten zor tutuyorum kendimi dedi bir ara. Ama siz de söylediniz zaten onu. Bir salata tabağı yapmasam getirseydim sinirli size dedi. Sinirli gelin bayağı sinirlendi. Evet çizkikim süper. Bazen çizkikime güveniyordum. Nasıl olacağını da biliyordum. O yüzden hiç korkusuz yaptım. İnşallah Zuhan'ı da beğenir. Bir tek şu limonlarımı dikkat edeceğim. Ben pek görmedim sinirini. Aslında Seher'de de vardı o damarda. Yerine göre kendisini savunuyor. Sinir siz değil. Siz herhalde baskıladınız biraz. Ama dozu da savunabilirdi. Hayır, o dedi ki ben büyüklerime yenge. Ama kendini savundu yani. Yapmayacağım, sinirliyim. Hatta dedi ki ben çok içimden hani şey çektim dedi. Sabır. Şey yapmadı. Dışına yansıtmadı. Ama o da normalde sinirli. Gerçekten siz gördünüz. Bizim arkadaşlarımıza bile bayağı bir şeyler söyledi yani. Biraz mutfakta biz bayanın evvel çorbasını da eleştirdik. Şu şöyle mi, bu böyle mi falan hatta, bayağı bir sorguladı evet, bizi de. Hatta Mikser Bey şey yaptı. Kaşık dizerken süren son 30 saniye falan dedi. Aslında 14-15 dakikası varmış. Söyledi evet o da böyle kaşınmış gene. Buradan koşunca orada deyince yo daha 14 dakikam var deyince kalpten aldı eldiveni vurdu yere. Yeter artık dedi bana bunu yapmayacağım. Ama bu Mikser. Limonlu cheesecake'im süper gözüküyor. Ben buna fındık falan kullandığım için. Yani ben bunu birkaç yere yaptım. Çok beğenildi. Bazı pastaneler istedi şeyini ama vermedim. Güzel olduğunu biliyorum çünkü. Bir de bizim o cheesecake'in hani daha çok çırpılması için mikser mi yersen bir gün önce bu mikser değil. Trileçe. Trileçe'deki kek için hani çırpılıyor ya. Makineye mikser ucunu takamıyoruz. Bir baktık biraz vida yalama yapmış.
Güzel. Sonra bugün için yeni aldı, onu da azizliğine bayağı uğradık. Hiç sevmez azizliği, evet. Sonra blenderla yapmaya çalıştı. Gelin onunla da uğraştı açıkçası. Evet, anladım. O da bir onun için kötü bir şey, evet, oldu. Evet, şeyde bir belli ki bir aksilik oldu. Bir hata aksilik olmuş şeyde, trileçede. Hem cam kabımız istediğimiz ölçüde çünkü yoktu. Çünkü trileçe daha sulu, yumuşacık, i̇şte böyle süt taşar içinden. Üstüne fazla gitseydik o da patlayacaktı. Fazla gitmedi ki her şeyi yorumladınız. Hayır. Trileçeyi dediniz, doğrudur. Yemeği dediniz. Nasıl uygun veriyorsanız, daha ne diyeceksin? Eğer o hayır tadını bilmiyorsanız deseydi, o zaman siz üstüne giderdiniz. Gelin Nursel üstüne fazla gidilmedi yani. Evet. Ama kabul etmeyince Mesude Hanım'ın gelini çok eleştirdi. Bak yine ne konuşmama izin vermiyorsun. Bak Nursel Hanım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teşekkür ederim. Nursel Hanım'a başından beri adaletliyim, adaletliyim diyorsun. Evet. O kadar zorladın, salatayı zorla getirdin. Niyet ana yemeğimiz oldu. Hep adaletliyim diyorsun oturduk evet, iki gündür böyle. Halen de söylüyorum. Ama neyin böyle adaleti de yani? Senin gelinin nasıl, zaten nasıl yarışmanın yani başında çekilmişti. Tamam benim yarış gelinim çekildi diye ben başkalarının da hakkını yiyemem. Yani bu adaletin ne? Bunu değil adalet, o zaman. Ben ne dedim? Ben adaletliyim. O gün gelin her şeyi hazırlasaydı yine de böyle davranacak mıydı? Davranırdım. Miydin? Zannetmiyorum. Allah verir miydiniz yüksek puanı? O puanı verirdim. Zannetmiyorum. İnanın ki verirdim. Sana yani düşük verdiği halde yine verir miydin? Verirdim. Yok. Verirdim. Buraya ben, yarışmaya gelmişsin ama. Ben size söylemiyorum. Söylediğimi gören görüyor, duyan duyuyor. Yani öyle olsa bu manası yoktu buraya gelmenin. Burası bir yarışma. Tamam bak. Sen de bizim canımıza okurdun ya. Yani. Şöyle okurdum. Eğer gelinin her şeyi yetiştirse, şöyle biz de düşük mu puan verseydik. Ne oluyor ya? Ama tamam hepsini yetiştirse düşük puan verirseydin yine dozunda ben de eleştirdim sizi. Bak yine bak geldin dediğime değil mi? Ama yine haktan yana olarak eleştirdim. Olmazdın. Olurdu. Günün geçtikten sonra olmazdı. Olmazdı. Hiç iddiayetim olmazdı. Bir şey içer misiniz? Keşke olsaydım siz de görürdünüz o zaman. Teşekkür ederim canım benim, çok sağ olun. Olmazdı.